Yusuf Yücel sormuş. A400M ve C130'larda C30 neden turboprop motor kullanılıyor? Turbo prop'un aslında basitçe anlatmak gerekirse iç bölümünde türbinler var. Jet motorlarında olduğu gibi oluşan türbinlerin oluşturduğu güç pervaneye şaftla aktarılıyor. Gerçekten e, az yakıt harcayarak yüksek performans elde ediyorsunuz. E, Turbo prop'un bir başka versiyonu önemli avantajı da Yarı hazırlanmış pistlere inmeniz biliyorsunuz jet motorlar önden çok ciddi havayı çekiyor. Turbopropta ise e, bu özellik olmadığı için turboproplarda bu açıdan yarı hazırlanmış pistlere motor hasar görmeden uçağın inip kalkmasını sağlıyor. E, Delta e, Mücahit Temur sormuş Delta 5 şirketi hibrit motor e, biraz önce Cevapladım bunu 5 yıl içerisinde 2024 gibi uzaya atış gerçekleştirilecek kendi roket sistemimizde ve 11 adet deneme gerçekleştirilmiş en son bilgi Aralık 2019'da. Türk Pusat yazmış. Merhaba Tolga Bey. Benim sorum 5. nesil jetimiz MMU'nun son durumu nedir? İngiltere ile motor üretimi yapılacaktı. Ee, ancak Rolls-Royce -Royce BMC ortaklı TR Motor şirketinden dolayı bu anlaşmadan çekilmiş görüşmeler devam ediyor. Şimdi Aslı Aslı'ları derken bizim bu konuyla ilgili hazırladığımız video var. Yerli uçak, insan aracı, helikopter motorları ile ilgili. Şimdi Türkiye'de e, TUSAŞ Motor Sanayi TEİ var. TEİ'nin yarısı General Electric'in. Çok fazla bu tür ARGE pozisyonlarına, işlerine giremiyorsunuz bununla ilgili. Bu nedenden dolayı da TR Motor Şirketi kuruldu. Savunma Sanayi Başkanlığı, BMC grubu var içerisinde. E, bununla ilgili işte Rolls Royce'da görüşmeler yapıldı edildi bir yere kadar gelindi tıkandı son hali hakkında en son yaptığımız haberler var bunlarla ilgili henüz bir imzaya gelmiş durumda değil e, proje zaten ilk etapta General Electric motoruyla başlayacak arkasından TR Motor yerli motoru getirecek TR motorun genel müdürlüğü de bir röportajımız vardı bütün bu videoları ben açıklamalar içerisine koyacağım oradan takip edebilirsiniz Berk Bey'e sormuş. Türkiye'nin süpersonik veya hipersonik füzeler üretme kabiliyeti var mı? Süpersonik ses hızı zaten e, Gökdoğan füzesi e, bu tür yer, yeni nesil hava hava füzelerimizde süpersonik ses hızından hız, hızlı uçuyorlar ama hipersonikle ilgili şu an henüz bir çalışma olduğunu duymadım ben. Bir gün ama Hakan Kılıç'la birlikte bu konuda da ilgili bir video hazırlayalım. Herkes korona Boraleis Seddi adlı kullanıcımız bize bir soru sormuş. Tolga Bey, e, kanımca sorduğunuz soruların içinde yapılması en zor ve yüksek teknoloji gerektiren tam bir kompleks olan yerli GPS, küresel konumlandırma sistemi demiş. E, i̇nşallah da biz bunu yaparız diye bir de bulunmuş. Umuyorum, inşallah yaparız. E, çünkü çok önemli bir proje. E, Ruslar bile bunu tam beceremedi, tam yapamadı. Çok yüksek teknoloji gerektiriyor çünkü. İsmail Akyüz yazmış. Abi Tunus'a Exim Bank kredi verecek doğru mu? Bu ikinci Türk Telekom vakası olur mu? Valla ben işe siyaset veya başka açıdan bakmıyorum. Bu Türk havacılığı için çok önemli bir ihracat projesi. Umarız tam olarak sonuçlandırırız. Kredisiyle her şeyle bunlar e, hayata geçer diyor umuyoruz. Berk Bey yazmış. Hisar hava savunma sistemleri iyi sınıfı Fırkateynlere dikey atış sistemi olarak eklenmesi mümkün mü? şimdi bir gemi sistemi üzerinden Bunlar olabilir mi niye olmasın ama dediğim gibi bunlarla ilgili çalışmaların detaylı olarak yapılması öncelik kara konuştu sonrasında niye hava konuştu olmasın diye düşünüyoruz yine dediğim gibi Hakan Kılıçta biz bunlarla ilgili detaylı bir video hazırlayalım Adjustment 48 yazmış. Suriye'de düşürdüğümüz Su-24'lerin ufuk ötesi barış kartalı uçağıyla eş güdümlü muharebesini açıklar mısınız? Ee, Hakan Kılıç bunu iddiaya bu konuyu gündeme getirmişti. Ee, şimdi F-16'lar havada radarlarını açtığı zaman karşı taraftan da görülme imkanları var. Bu nedenle radar güdümlü olarak atılan bir füzeim 120 Amram'ın yönlendirmesi bölgedeki E-7T Barış Kartalı uçağı tarafından yapıldı Yani F-16 radarını açmadan bu atışı yapıyor. Füzenin yönlendirmesi Barış Kartalı'ndan geliyor. Bu nedenle düşürülen uçak e, herhangi bir şekilde bizim F-16'ların radar izini göremiyor. Fakat tabii düşürülen Su-24'ler e, çok klasik uçaklar. Bu kadar gelişmiş radar sistemleri var mı onları da açıkçası bilmiyorum. Serdar Bey Dilli demiş. Tolga Bey bu sıkıntılı günlerde yaptığınız çalışmalar için teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Seyrettiğiniz için gerçekten çok yüksek ilgi var. Bu da beni çok mutlu ediyor, motive ediyor. Benim sorum son füzesi için Kale grubunun yaptığı KTJ 3200 motoru ne durumda? En son bu motorla ilgili testlerini bizzat Tuzla'daki, İstanbul Tuzla'daki Kale fabrikasına gidip görmüştük. Her şey hazır olduğu belirtiliyor. Benim bildiğim kadarıyla Mayıs'tan şu döneme kadar Mayıs 2019'dan Mart 2020'ye kadar resmi bir sipariş anlaşması duymadık. Umarım yapılır ve kısa zamanda sonlarda seri imalatlı halde kullanılmaya başlar. Robot Hane yazmış kesinlikle yapalım abi diyor. Adjustment48'den bir soru daha var. Tolga Bey benim sorum şu İHA teknolojilerimiz bu kadar ilerlemişken ve hatta kendisini savaş alanında kanıtlamışken Hür kuş ve Hürjet'in silahlı versiyonlarına gerek var mı? İhalar başka bir şey bence var. Uçak başka bir şey. Uçakla çok hızlı gidebiliyorsunuz o noktaya. İhalar daha uzun süre havada kalıyor ama süratleri yavaş. Bence gerek var. Bir pilotu ve göreceli daha pahalı bir uçağı hava sahası ve kontrol edilmeyen bir alanda yakın hava desteği görevine neden gönderelim? Zaten gitmiyorlar. İdlib'de gördüğünüz İhalar bölgeye geliyor. Vuruldu mu düşüyor. Önemli değil bir kaybınız yok. Düşen İHA. Pilotumuza bir şey olmasın uçaklarımız sınır içinden attılar mühimmatlarını. Yönlendirme, hedef işaretlemesi İHA'larımız tarafından yapıldı. Ve gerektiğinde de İHA'larımız bizzat kendi kullandıkları mühimmatlarla vuruşları gerçekleştirdiler. Adjustment 48, TR motor ve T'den hangisi ne yapıyor? E, TR motor milli muharip uçak için geliştirme yapıyor. T'nin <laughs> yaptığı projeler ise PD-170 yerli motor var. Bir de tabi TS-1400 Atak ve Gökbey helikopteri için geliştirilen motor projesi teyidi. Umarım kafa karışıklığınız Adjustment 48 giderilmiştir. Taner Oktay. SİHA'lara hava hava füzeleri takılması işlevsel olur mu? Olabilir ama bu bir sonraki adım. Bu bir şekilde önce elimizdeki Stinger ve benzeri hava hava füzeleriyle sonradan Gökdağ ve Bozdağ'la yapılabilir mi? benim beklentim bu konuda Gökdağ ve Bozdağ'ın kullanılacağı yönünde. Mehmet Karaca sormuş. Türkiye İsrail'in yaptığı gibi aldığı uçakları sadece gövde motor alıp gerisini kendi sistemleriyle tamamlayabilir mi? Gerçekten zor bir proje bu. Ama adım adım buralara gidiliyor. İsrail'in bu konudaki tecrübesi Türkiye'den daha fazla ve tabi Tecrübeden öte şunu da söyleyeyim. Amerika bunları satarken İsrail'e açık çek veriyor. İstediğini yapmasına izin veriyor. Türkiye'de ise bir panele bir kutuyu açmak limitlere gelebiliyor. Yani bunların bakım işlemlerini ben yaparım diyebiliyor Amerikalılar. Nasıl satıldığına, nasıl anlaşma yapıldığına bunlar çok önemli. Fatih K. yazmış. Hürjet'teki son durum nedir? Onu da belirttiğim gibi bir projede herhangi bir aksama şu anlık yok planlandığı gibi gidiyor. İnşallah önümüzdeki 2023'te ilk uçuşunu bekliyoruz Hürjet'in. Aselsan'ın küp uydu projesi TÜBİTAK tarafından yönetiliyor küp uydular ve bu konuda çalışmalar sürüyor. İsmail L yazmış. TFX yerine insansız savaş uçağı üretmek daha mantıklı olmaz mıydı? Bunlar ayrı ayrı konular. Şu an insanlı olarak çünkü gerekiyor. F-35'te de aynı hikaye var. E, MMI belki de bir Milli muharep uçağı uçuracaksınız. Onlarca İHA'yı kontrol edecek. İçindeki milli muharip uçaktaki pilot bir komutan gibi sağdaki onlara belki görevlerini, emirlerini iletecek. Bu nedenle olan bir insana ihtiyaç var yukarıda. Evet. Ee, Tofik Talibi demiş ki soru cevap yapalım abi. Çok süper olur. Üstelik montaj için yorulmamış olursun. Montaj yapıyoruz videoları ne yazık ki. E, bir günde bir canlı yayın planlarız. Onur Şen demiş ki buradaki soruları daha önceden düşünmemiştim ama cevaplarını dinlemek isterim. Çok teşekkürler. Burak Bayram soruyor. Altay'da son durum ne? Arkadaşlar burası bir havacılık savunma ile ilgili videolar yapıyoruz ama hep havacılık uzay tarafından yapıyoruz. Benim kara sistemleri pek uzmanlığım değil. Altay'da ne yapılıyor, ne ediliyor? Bunları soruları meraklı okuyorum ama cevap verecek bilgiye sahip değilim. Lütfen tank sistemleri, gemi sistemleri ile ilgili soru gelmezse sevinirim. Emirhan Bayram yazmış. Türkiye'nin Ukrayna ile yaptığı kargo uçağının anlaşmasının detayları ve Türkiye bu uçakları kargo uçaklarını ne kadar ileri bir teknolojik birikime sahip ya da ne durumda? Türkiye ile Ukrayna arasında bir nakli uça sözleşmesi yok. Sadece Ukraynalıların bu konuyla ilgili bir getirdikleri teklifler var. Türkiye inceliyor. Herhangi bir karar vermiş değil. İlk ilk elmas yazmış. Koronavirüs Anadolu Jet'in dünyaya açılmasını engeller mi? Vallahi hava yollarının durumları çok iyi değil. Ee, koronavirüsün geçmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra Anadolu Jet'le ilgili e, adımlar atılacak. Damon Salvatore yazmış. Sanki bir ABD'nin Çin Rusya olduk derimizdeki teknoloji satıyoruz. Vallahi Anka yıllardır Türkiye 10 küsür yıldır Bu üzere bu proje üzerinde çalışıyor ve 10 küsür yılda da bu yapıldı kendini de son operasyonlarda da ispat etti bir Amerika Çin Rusya Vallahi Rusya'dan İHA sistemlerine daha iyisi onu söyleyeyim Çin yüksek miktarda üretiyor ucuz satıyor Orta Doğu'da, Afrika'da pazar yakaladı Amerika'da istediğine satıyor Bu arada gerçekten Türk sistemleri motor uydu kontrol ve mühimmatla bir alternatiftir. Ben bu kadar hani e, ee, Damo kusura kalmayın da ben dediklerinize katılmıyorum. Akıl Akil Sakim yazmış. Teknoloji transferi yapılmasın diyenleri anlamıyorum. E, bizdeki son füzeleri Bora füzesi, Yıldırım füzesi, Fırtına obüsü, Altay tankı, Atak helikopteri sayamayacağım onlarca sistem teknoloji transferiyle inşa edildi. Evet doğru. Doğru. Serdar Lapardım yazmış. Neden Almanya'dan tank motor alamıyoruz? Altay tankı dediğim gibi tankla ilgili bilgim yok. Ne desem bir yorumda bulunmak istemiyorum. Çünkü bilgim yok. Nasuh Taylan Nitz demiş. Dünyadaki yapılmış ve yapılmakta olan elektronik harp sistemleri hakkında bir video. Hava Soj ile ilgili güzel videolarımız var. lütfen Tolga Özbek.com kanalında bir aramalar yapın. Hava Soj yazın elektronik karıştırma güzel videolarımız var. İzleyin derim size. Ali Morca yazmış. Biz ne zaman tilt rotor geliştireceğiz? Böyle bir plan var mı? Tilt rotorun mühendisliği çok ileri bir aşama. Şimdi Gökbey ile kendi helikopterimiz için bir adım attık. Neden olmasın ilerisi için ama bununla ilgili epey bir çalışma yapmak gerekiyor. Amerika ilk tilt rotoru 1950'lerde uçurdu. 50'ler Gelin 70 yıl var. Hani bazı şeyleri hızlı atlayamıyorsunuz ve tilt biraz önce de söylediğim gibi sadece sivil modeli İtalyanlar yapabildi. Ömer K sormuş. Akıncı'dan 40 bin fit üstü atılabilen sürü kamikaze dronelar olabilir mi? Niye olmasın? Akıncı'nın kanatlarının altındaki salanlarda kaç adet minyatür bomba taşınabilir? Tam özelliklerini bilmiyoruz. Bununla ilgili ben bir açıklama henüz okumadım ama çok sayıda minyatür bomba takılabilir çünkü akıncı gerçekten 5 tonluk büyük bir epey büyük bir insan sava aracı. Burak Bayram demiş, bildirimleri açayım öyleyse. Açın Burak Bayram. Her zaman açın bildirimlerinizi. Her gün saat 19'da video izliyoruz, yüklüyoruz. Bizleri kaçırmayın. Teo Doğan demiş, belki bu konu dışında olacak ama Allah rızası için dışarı çıkmayın. Evet, dışarı çıkmıyoruz. Teo çok teşekkürler. Fransa'da durum tam facia. Maske yok, hastaneler hasta kabul etmiyor, test etmiyorlar. Ee, gerçekten ee, evdeyiz. Ee, dışarı çıkmadan videolarımızı çekmeye çalışıyoruz. Arzu yazmış. Milli Muharip Uçağı. TFX demelim artık. MMU diyoruz biz buna. Milli Muharip Uçak. Yeni gelişme. En son ee, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil'in açıklamaları vardı. Ee, ön tasarım çalışmaları ile ilgili planlandığı şekilde şu anlık gidiyor diyebiliriz. Başar Görgülü yazmış. Uydular uzayda vurulabilir mi ve uydu silahlandırılabilir mi? Uyduları vurmak için Amerika ve Rusya'nın çeşitli füze çalışmaları var. Bunlarla da ilgili bir gün Hakan Kılıç'la ilgili detaylı bir video yapalım. Salih Taplacı yazmış. İhaları yakıt ikmali için kullanmak mümkün mü? Amerika uçak gemilerinden kullanılacak kalkacak stealth radara e, gönüllü düşük e, yakıt ikmal amaçlı İhalar tasarlıyor. Olabilir ama Türkiye karasal olarak büyük bir ülkeye sahibiz. Bunlarla ilgili havadan yakıt ikmal uçaklarıyla bunlar yapılabilir ama dediğiniz bir gün niye olmasın? Hocam Cezayir'in yaptığı İHA ile ilgili bilgi Random Human yazmış. Cezayir'in yaptığı İHA ile ilgili ne yazık ki bilgim yok. Kadir Çakır yazmış, Hürjet'in insansız versiyonu şu anlık yok, e, emekli olacak F-4'ler üzerinde insansız uçurma denemeleri yapılabilir mi? Amerika yaptı bunları. E, F-4'lerin klasik modelleri emekli olduktan sonra uçaklar faal olarak tutuldu. İnsansız sistemlerle e, havadaki diğer uçakların F-16'ların, F-15'lerin, F-22'lerin hava hava füzelerinin testleri amacıyla kullanıldı bunlar. Şimdi Rahon Gondor yazmış, F-16 alımı var mı abi gündemde? Vallahi son günlerde epey laflar dönüyor bununla ilgili ama resmi bir açıklama henüz yok. Adjustment 48. Aksungur ve Akıncı İHA'larımızda kullanılacak radarlar ve hava hava füzelerimizi nasıl kullanabileceğine dair Hakan Kılıç'ın öngörüsünü merak ediyorum. İnsan hava araçların geleceğiyle ilgili videoda bunu Hakan'la tartıştık, konuştuk. Ee, İHA'lardaki radar ve hava hava füzeleri ne işe yarayacak? Gelen tehditlerin bertaraf edilmesi, bölgede uçan diğer insansız hava araçlarının vurulması için buna yarayacak. Emre Seyman. Bölgesel bir GPS ağımızın olmaması ne kadar bir güvenlik açığı doğuruyor? E doğuruyor tabi. Sistemi kapattığı zaman bununla giden mühimmatınız, uçağınız, helikopteriniz uçamıyor. İHA ve SİHA'larımızın pozisyonları bazı ülkelerce izleniyor mu? Bildiğim kadarıyla izlenmiyor ama her şey gizli bunların hepsini bilemiyorsunuz. Fatih yazmış Tolga Bey bu F35 sorunu ciddi ciddi nasıl çözülecek? Tamamen bitti mi? Orta yol bulunur mu? Bittiyse bitti desinler önümüze bakalım bizi oyalama sürekli askıda tutma gibi bir durum mu var? Ne yazık ki var ee, şey gibi hani rüzgarın nereden estiğine bakar gibi bir bakıyorsunuz F35 tamamen bitti evi dönüyorsunuz. Lakit Marti'nin geçtiğimiz günlerde açıklaması vardı ee, çok ciddi bir e kayıp olduğunu söylüyor Türkiye'nin. Geri dönebilir mi? Tekrar eksen Rusya tarafından Amerika'ya döndü gibi ama hani bunlar gelip geçici. Alsanız yarın öbür gün sistemi yedek parçası ile ilgili tekrar rüzgar döndü mü adamların ayağına basıldığı zaman ne olacak? Bunu bilmiyoruz. O yüzden milli muharip uçak diyoruz. Yerli helikopter motorunda gelişme var mı? MDG sormuş. Testler devam ediyor. Emir Hüseyin Çetin sormuş. Son soru güzel merak ediyordum. Umarım cevabını almışsınızdır. Doğukan Tosun sormuş. Bizde 2-3 adet İHA alan herkese teknoloji transferi yapılması ve üretim hattı açılması normal mi? Tunus'la ilgili cevabı verdim zaten size. Evet S400'de son durum. Nisan ayında harbe hazır olacak sistem çalışmalar devam ediyor. Emrah Akbayır, Hürkuşçe, Akıncı, çok özür dilerim. E, Aksungur evet ve Akıncı ne zaman envantere girecek? Hürkuş C için Hürkuş B'yi bekleniyor. Aksungur ve Akıncı için testlerde devam ediyor. Nusret Emin Taşdemir yazmış. Kanalın yeni adına alışamadım. Yeni bir site açtık tolgozbek.com. Onunla iletil artık ben burada bu, bu isimle devam edeceğim. O nedenden dolayı lütfen yeni ismimize alışın. Benim adım Tolgozbek. Kanalın adı da tolgozbek.com. Sitemiz tolgozbek.com. Haktan Başkan yazmış. Rusya'dan S-400 alacağımıza neden Pakistan ile ortak hava savunma füzesi yapmıyoruz? Onların Gaznevi diye hava savunma füzesi varmış. Varmış da hani bu konuyla ilgili dünyada gelişmiş Amerika'nın sistemi var. Avrupa'nın Amerikan sistemi ile ortak geliştirdiği bir füze sistemi var. E bir de bakıyorsunuz Rusya'nın sistemi var. Yani Çin bile bir sürü teknoloji Rusya'dan alıyor. E Pakistan'da bazı teknolojileri Çin'den veya Rusya'dan aldığını ben tahmin ediyorum. Umarım Hisar'lar gelişir. Sonrasında da Pakistan'la ortak bir şekilde bir konsorsiyum oluşarak niye olmasın diye soruyorum. Kaan Yağızer yazmış. TFX motoru için sorun aşılabildi mi? TR motor devam ediyor yapım çalışmalarına. Son durum bu şekilde. Biraz önce de anlattım sizlere. E, Haktan Başkan sormuş Atak helikopterinin donanma versiyonu var mı? E, bununla ilgili bir çalışma yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Belki Atak 2 daha ağır taarruz helikopteriyle ilgili bir e, planlama yapılabilir. CH-47 Chinook, CH-53 veya V-22 Osprey gibi donanmaya hizmet verecek veya asker taşıyacak helikopter yapmıyoruz ya da ortaklığa girmiyoruz. İşte yurt dışındaki yaşanan türbülans ilişkiler şunlar bunlar etkili. Ama ben eminim ki 10 tonluk nakliye helikopteri projesi var TUSAŞ'ın. Onların da donanma versiyonu olabilir diye tahmin ediyorum. Taygun Ürgün yazmış. MMU'nun teknik özellikleri güncellenmişti. 2 Mach olan hız 1.8'e düşürüldü ve motor gücü arttırıldı. Tahmini Super Cruise hız ve diğer hava üstünlük uçaklarına göre MMU'nun maksimum hızının düşük olması bir handikap yaratır mı? Bence yaratmaz. Önemli olan taşıdığı e, radar ve silah sistemleri. İkinci soru F-15 konuşuluyor. İkinci el olursa F-15C veya f 15 e sıfır alınacaksa F-15E, SE veya EX olacak gibi bu modellerin farkları. F-15C'ler tek kişilik hava hava görevleri için tasarlanmış e, yavaş yavaş hizmet emirlerinin sonlarına geliyor. F-15E'ler ise havayar görevleri için planlanmış e, çift motorlu bir uçak. Yeni versiyonları EX gibi geliyor, ee, özellikleri arttırılıyor. Ee, temel farkları bunlar iki modelin. Abdullah Efe Sezer GPS'i anlattım size. Bülent77 yazmış, TCG Anadolu'dan dike iniş kalkış yapan uçak olmadığı için uçak işi yapamayacak. Bu sıkıntı için yeni bir gelişme ya da düzenleme var mı? Valla e, F-35 gelmediğine göre bununla ilgili bir alternatif uçak yok. E, helikopterler olacak o zaman. İki hürjetin son durumu çalışmalar devam ediyor. Ben ee, LHD gemisi TCG Anadolu'dan hürjetin kalkacağına bunlar için çok büyük modifikasyonlar lazım. Yusuf adı güzel ekonomimiz neden bu kadar kötü? Malum kriz inşallah geçecek. Mehmet Akıncı yazmış. Çok deli sorularım var Tolga Bey. Buyurun dinleyelim. İHA'ların, SİHA'ların çok hızlı olmasına gerek var mı? Yok. Bu araçlar kendilerini koruyabiliyorlar mı? Hayır. İnsansız o yüzden. Bu araçlarda yapay zeka ne kadar ileri gidebilir? Baykar'ın teknik müdürü Selçuk Bayraktar bu konuyla ilgili çok güzel açıklamalar yapmıştı. Ee, çok ileri gidebileceğine ben inanıyorum Selçuk Bey gibi. Sürü İHA-SİHA olayı çok korkunç bir teknoloji kesinlikle. Millet boyutlarını küçümsüyor. Yok bin dolara satılıyor falan diye ama içimizdeki ee, içindeki yazılım, yapay zeka koordinasyonu, bunların üzerine gidilirse çok farklı bir şey ortaya çıkar, kesinlikle kabul ediyorum, düşünüyorum. İşte bin farklı drone size saldırıyor. Gerçekten çok tehlikeli, savunma yapmak çok zor. Evet, Ukrayna gibi havacılıkta yapı taşı olan bu ülkeyle bu kadar iyiyken neden ülkemize davet etmiyoruz? Akademisyen olur, bilim insanı olur, mühendis olur. O hub'ı niye etkin olarak kullanmıyoruz? Valla talep çok fazla. Umarım e, düzgün bir şekilde kullanılır. Mesela Akıncı'nın motorlarıyla ilgili önemli bir anlaşma yapıldı. Umarım gerisi gelir. Erman Surav demiş, çok güzel sorular. Teşekkürler katılımcılarımıza çünkü sizler soruyorsunuz bu soruları. Anonim Ben bir soru sormuş, İlerleyen zamanlarda insansız hava araçları kendi sınıfını mı oluşturacak? Yoksa günümüz avcı uçakları insansızlaştırılıp İHA kavramı mı yok olacak? Bütün uçak savaş uçak bütün savaş uçakları insansızlaştırılmış. insansız savaş uçağı mı çıkacak? Ee, bu soruyu soruyor. İnsansız muharip uçak veya bir insanlı uçağın pilotsuz uçması bunlar tabi ayrı ayrı kavramlar ama ileride ben yine insanların görev yapacağına inanıyorum. Belki bir komuta merkezi olarak uçaklar insanlı olarak görev yapacak ama birçok savaş daha aşağıda ufacık dronlardan insansız hava araçlarına veya insansız savaş uçaklarına kadar çok farklı sınıfın devam edeceğine inanıyorum ben. 100 kadar yorum gelmiş. Bunların hepsini ben cevaplamaya çalıştım. Umarım cevap verebilmişizdir bunlara. Evde kalın kampanyasına devam ediyoruz. Lütfen dışarı mecbur kalmadıkça çıkmayın. Hastalığın yayılmasına bir şekilde araç olmayın diyoruz. Umarım bu kötü günler kısa hızlı bir şekilde geçer. Biz saat her gün 19'da Yayın yapmaya devam edeceğiz. İlginiz için çok teşekkürler. Bizleri YouTube kanalımıza lütfen abone olun. Bizleri takip edin. Bildirimlerinizi açın. Sorularınızı lütfen yorum olarak bize iletin. Ben bunların hepsini okumaya e, çaba sarf ediyorum. Detaylı havacılık haberleri için tolgozbek.com sitemiz yayında. Sizleri de oraya bekliyoruz her zaman hepinize sağlıklı mutlu günler demeden önce baştaki uyarımı tekrarlıyorum sevgili minik öğrencilerimiz evde kalan çocuklarımız kardeşlerimiz bu dönem içerisinde lütfen kitap okuyun kendinizi geliştirecek şeylere dikkat edin yararlı şeyler yapın ki buradaki evdeki geçen süreleriniz boş geçmesin hepinize sağlıklı mutlu günler diliyorum